ve en eğlenceli yarışma programı Cevap Ver Türkiye'ye hoş geldiniz. Bravo. Bugün takımlardan biri buradan tam 200 bin lira kazanma şansına sahip. Belki de 200 bin lira birinin olacak sevgili izleyenler. Yepyeni bir yıla, yepyeni bir yarışmayla giriyoruz ve bu yeni yıla sevgili eşimle beraber birlikte sunduğumuz programla giriyoruz. Bu harika. Harika bir şey gerçekten ya. Gerçekten harika. Daha iyi bir yeni yıl hayal edemezdim. Bugün artık 2023'ün son günü. 2024'e giriyoruz. Hepiniz ailecek yeni yıl sofralarını kurdunuz. Ailecek televizyon başında bizi izliyorsunuz. Harika bir yeni yıl. Gerçekten daha iyisini hayal edemezdim. Yeni yıla, yeni programla sevgili eşimle giriyorum. Teşekkür ederim. Kadir çok şıksın bu arada. Sen de çok şıksın kocacığım. Özellikle şuradaki broşun gözlerimi parıldattı diyebilirim. O çok güzel bir broş. Bakın böyle yeni yılda böyle şeyler önemlidir. Bir benim anlamı için, var mı senin var. İçin? Benim için anlamı var. Şu ki bu şey böceğidir. Neyi böceğidir? Ne dedi? B nokta Yasin. B böceğidir bu. Yani şey böyle biraz kokar böyle ama yeni yılda ama bunun kokmayanı yani. Bereket diyelim. Bir anlamı yok. Stilistim giydirdi bunu bana. Çok güzel olmuşsun. Kravatın da çok güzel. Ama yıllardır ben hep bir şeyler sunarken bende bir eksik vardı buymuş. Bakın. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Kırmızı kravatımla da çok tatlı oldu. Sevgili eşimle beraber hazırsanız şahane bir program yapacağız. Bizden sonra O Ses Türkiye yılbaşı programı olacak. O Ses Türkiye yılbaşından önce de burada onların son ve en şık halleriyle Survivor All Star aramızda. All Star. Mavi takımı yakından tanıyalım. Buyurun söz sizde efendim. Hemen ben Mavi takımın yanına gidiyorum. Damlacan nasılsın, iyi misin? İyiyim. Çok güzel bir programa geldik. Sizin için de hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Şans getirsin. Şans getirsin. Biz de şans getirelim. Çünkü bizim için de yayınlanırken burada olmayacağız. Evet. Dediğin gibi yani böyle orada çok inanılmaz bir yarışın içerisinde olacağız. Çünkü bu sene ekstra zorlu olacak. SMS'in olmadığı zorlu bir yarışın içerisinde olacağız. Hazır mısın? Hazırım. Hazırlandın bugün mı? De hazırım, yarışmaya da hazırım. Süper. Her yerde hazırım. İstiyorum ya, harika. Bugün hırslı geldik çünkü mavi takım, kırmızı takım daha gitmeden biz burada kozlarımızı paylaşacağımızı düşünüyorum. Sen takım kaptanısın hem de. Evet. Hazır mısın takım kaptanı olarak güzel temsil edecek kendimi misin? İyi hissediyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve iyiyiz ya. Gerçekten hırslıyız. Bugün de alacağız. Seda sen neler söylemek istersin? Vallahi gitmeden önce son doping herhalde bu bizim için. Bir mutlu olalım, bir böyle eğlenelim. Işıl ışıl çok parlıyorsunuz hepiniz zaten. Artık çamurlara batmadan, ada hayatına gitmeden son güzel halimiz. Ama takım olarak da çok güçlüyüz gibi geldi bana. Bir göz daha verdik biz, siz burada yokken. Gerçekten bence mi? Biz kazanacağız. Çok hırslıyız, çirkin bir hırsımız var. Asla bırakmayalım. Ben de hırslıyımdır. Çirkin hırsı da çok severim. Yerindeyse güzel oluyor bence. Süper valla, ben motive oldum sizin adınıza. Evet. Yasin, neler söylemek istersin? Gözlüğün çok güzelmiş. Gerçekten mi? Gerçekten. Gerçekten takıyor musun yarışma için özel olarak? Yok, gözlük aldın mı? Yoldan geçiyordum, baktım gözlükçü var, dedim bir tane takayım. Kafama taktım. Adama sordum ne kadar dedim, çok ucuz bir fiyat söyledi, ben de aldım. Ne kadarmış? 400 TL. Vay wow, güzel. Numaralı mı? Yok ya böyle aksesuar. Öylesine taktım. Numarasız ya, güzel gözüksün diye takmış. Senin kokulu böceğin gibi yani. Hayır ama bir şey söyleyeceğim, numarasızsa niye ama numara... onunki böcek ayrı, gözlük ayrı, şimdi orayı karıştırma. Ama bir tam şey karıştırmıyorum orayı. Ayrıca bu 400 TL değil, onu söyleyeyim. 4000 euro. Evet. 4000 euro, ben bunu krediye girdim. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yedin mi? Yedim, bir kokulu böcek yedim. İçin. Bir şey söyleyeceğim, biz para istemiyoruz, sen o böceği bize ver, tamam o zaman. Nazlıma böceği alsın. Gerçekten ben kaybediyorum. İkinci eli para etmiyordur onun. He? O sende güzel, ikinci eli para etmez. Evet onun. Evet, benim tam benim mememin üstünde çok anlamsız. Evet Yasin, iddialı mısın? Anlat bakalım, rakibi çatır çutur yer misin? Çatır çutur değil, direkt yedik bile. Bu nasıl bir takım ya? Bak evet. Hepimiz ayrı beyniz, anladın mı? Damla'nın kafası ayrı çalışıyor. Seda'nınki bambaşka çalışıyor. Benimki standart insan çalışıyor. Burada genç kızımız tatlı çalışıyor. O zaman genç kızımıza soruyorum Nefise. Evet. Hazır mısın? Ben vallahi çok hazırım. İlk defa kırmızı ve mavi takım olarak kozlarımızı paylaşacağız. Zaten bilgi yarışması benden soruluyor. Geçen seneden bilirler, evet. O yüzden karşı takıma sadece başarılar dilemek düşüyor. Çünkü bizim takım çok güçlü. Parayı alacağız. Valla şu an yani çok iddialı bir takım nasıl var burada. Yani? Aşırı hazırsınız. Ben size yani ancak şans dileyebilirim böyle bir takımın karşısında. Sen de aslında biraz mavi takımdan yanasın. İddialı mısın karıcığım? Ben hırslı olandan yanayım. Ben çok rekabeti seviyorum. Evet. Hırslıyımdır. Bu takımda çok hırslı olduğu için yani birazcık kan çekti diyebilirim. Ben
kaybeden takımı da hemen satarım bu arada. Hemen satın. Hiç beni alakadar etmiyor. Evet, bakalım kırmızı takımda Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Abi sen de şu an böyle her şeyi bilecek gibi bir yani bir şey duruş var. Bakalım, o kadar ben hırslı konuşmayı sevmem ama bir şeyler yapacağız. Öncelikle aksesuarından gireyim. Anlamı ne olabilir abi? Bence hani onun doğada, ben çölde yarışırken her yer onlarla doluydu. Öyle mi? Evet, devamlı yani biz deliler biz koşuyoruz. Bir de onlar vardı 50 derece sıcakta. Peki onu görmenin bir anlamı var mıydı sizde? Vallahi bir canlı gördük diye mutlu oluyorduk. Öyle, öyle bir şey. Ama uğraştıkları, doğada uğraştıkları materyal yüzünden bence bereketi simgeliyor olabilirler. Aa evet. Bereketi. Bereketli bir 2020. Aynen tabii. O yüzden hem sizin yeni programınız hem bizim All Star'ımız inşallah bereketli, güzel. Hem yeni yıl hepimize hem Türkiye'ye, bütün Türkiye'ye huzurlu, sağlıklı, güzel bir yıl getirsin diliyorum. Of. Arkadaşlarıma... Bak siz öyle hırs, yengiz, haa yaptınız. Adam bilge bilge. Evet, yeni aynen. Yıl. Buradan kazanıyorum. Buradan, o da oraya oynuyor. Abi senin böceği övünce hemen bilgi. Ben kırmızı çizgim. Bu burada ama öldüm. Rekabetli geçsin. Güzel öyle oluyor ama kimin hakkı varsa o alsın. O kazansın. Tabii. Teşekkür ederiz. Evet. Aleyna hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim, siz? Teşekkür ederiz. Bu arada ikinizi çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzelsiniz. Vallahi ben de bizi beğeniyorum. Ha. İyi iki çocuk da yaptık, onları da beğeniyorum. Güzel, güzel. Onları da beğeniyorum, güzel. Yeni yılda yeni çocuk? Yok, sanmıyorum. Biraz ara verelim bence. Evet, All Star'a gidiyorsun. Hem onun heyecanı var. Evet. Nasıl var? Sen söyleyince şu an double oldu. Bir daha bir heyecanlandın değil mi? Bir daha konuşmazsak mı sevinirim? O kadar. Sen şey misin ya, o gün gelsin diye mi bekliyorsun yoksa ya eyvah her gün yaklaşıyor diye mi? Bazısı hemen gitmek istiyor. Ya şu an desen ki gidelim, giderim. Gidersin. Evet, o kadar hazırım şu anda. Berna hoş geldin. Hoş buldum. Enerjin yerinde, keyfin yerinde. Evet, her şey çok güzel. Hayırlı olsun. Teşekkür çok ederim. Çok güzel. Biz de çok hırslıyız. Her zaman gibi. Ama Özgür abi dediği gibi biz bla bla bla'yı bırakıp başlasın. Girelim operasyonu. Bak, başlasın. Çok konuşanları çok gördük. Çok yok, güzel. Yok. Gerçekten İddialı. Çok mutluyum. Oyun bizim işimiz, yarışma bizim işimiz. O yüzden buradayız ve çok mutluyuz. Hoş geldin bana. Teşekkür ederiz. Doğukan hoş geldin kardeşim. Vallahi hoş bulduk. Keyifler yerinde. Süper. 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 Şimdi öncelikle yarışmacıları tebrik ediyorum. Özgüvenlerinden dolayı da. Özgüvenlerinden dolayı. Ama bir şey daha hatırlamak lazım. Biraz sürprizli bir Survivor olacak bu. Evet. Yani atar yaparken bir gün birinizin yanımda bulabilirsiniz kendinizi, onu söyleyeyim. Ama illa atar yapmak gerekiyorsa son damlasına kadar ocaklarınızı kurutacağız. Alsın duasını etsin, sonuç nefis olacak. Vallahi. Buna alkış çalındıracağız. Şu an adada çekeceğim bir reality'yi kullanmış gibisin. Yani hazırladım bir reality'yi. Tamam, şu an doğaçlama gelişti. Doğaçlama ya. Ben böyle doğaçlayabiliyorsan sen tamam mısın? Bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaş Duru abiyle çok adada kalmış. İddialı. Evet. Olabilir. Doğukan, böyle yarışmaları sever misin? Bilgi yarışması falan yapmayı, oynamayı. Abi son katıldığımda sene 97 ya da 96'ydı bilgi benim yarışması. Benim doğduğum sene yani. 96'da bilgi yarışmasına evet, katıldım. Evet, sonunda oydu. O da babamla beraberdi. Karşı takımlaydık. Öyle mi? Hangi yarışma? Aa, çok güzel. Ya yine bir kelime oyunuydu. Şimdi kelime hatırlayamadım. Oyunu. Aa, çok güzel. Güzel bir hatıra. Şimdi güzel de. Bir anım var, evet. Süper. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, biz takımlar hazır. Çok herkes güzel. Hazır. Seyircilerimiz hazır. Yani yarışmamız çok kolay. Yani cümleler kuracağız. O cümlelerin arasında boşluklar vereceğiz. O boşluklara aklınıza giren ilk kelimeyi söyleyeceksiniz. Baş harfi bizden, tamamlaması da sizden olacak. Önce kim başlayacak? Turunu yapalım. Yapıyoruz. Kim başlayacak? Turunda da bir tane sorumuz var. İkinizde de buton var. Takım kaptanları. Aklınıza geldiği anda butona basmanız lazım. İlk butona basan cevabı verir. Peki yandan biz briefing verebiliyor muyuz? O basarken briefi verirsin ama o taraf basmıştır. Senin briefi duyar söyler. O yüzden çok sakin yapmak lazım en azından. En baştaki. Ben hızlı davranırım. Önce ben basan bilemezse. O zaman karşı takıma geçiyor. Evet, kim başlayacak turu için? Berfu Hanım, sorunuzu alalım. Sorumuz gelsin. Yeni yıldan en çok beklenen şey nokta noktadır. Cevabı alalım. Baş harfi A. Evet, Damla bastı. Damla nedir? Aşk. Aşk. Aşk doğru mu? Doğru. Doğru yerim ve... Mavi takımla başlıyoruz. Ben takımın yanına ben gidiyorum. Falan. Mavi hadi takımla bakalım. Başlıyoruz. İlk tur, her soru 50 puan değerinde. Toplamda da 500 puan bonus kazanma şansınız var. Amin inşallah. Hazırsanız soruyu alacağım. Soruyu görelim. Erkekler nokta noktaya meraklıdır. Cevabı görelim.
Oo. Süreniz başladı. 60 saniye süreniz var. Futbola. Futbol. Doğru. Bozma Yasin. Uydurup Seda'ya pas atabilirsin. Yemeğe. Yemeğe. Seda sana geçti. Arabaya. Araba. Doğru. Telefona. Telefon. Ah çıktı. Teknoloji olarak çıktı. Doğru. Parti. Parti. Kocam olsaydı doğru olurdu. 27 saniye. Sıra bende mi? Evet Yasin sende. Kadın. Kadın. Hemen bildim. Ben de miyim dedim hadi. Evet. 18 saniye. Cami. Cami. Ya, Nefise. Okey mi? Okey. Tekrar sen de Damla. Evet. Para. Para. 3, 2, 1. Bravo. Evet bitti. 5 tane doğru cevap verdiniz. Toplamda 250 puan kazandınız. Ama 2 cevabı verme hakkı kırmızı takıma geçti. 2 tane boşta cevap var. Oradan puanları almaya çalışalım. Mesela Eser Yenenler neye meraklıdır olsa sen parti çıkardı sende gerçekten. Aşkım şu an yarışıyoruz. Cevabım var. Verdiğim cevaplar var. Buyurun lütfen. Evet 2 tane kaldı. Kaptan. Evet. İyi düşündün, karar verdiniz. C'yi buldun mu? C'yi buldun mu? Son anda Aleyna kafanı karıştırmaya çalışıyor gibi geldi bana. O'dan başla. Şu an tam 100 puan alabiliriz oradan. Hadi evet, alalım. Başlıyorum. Oyun. Oyun dedi. Bakalım. Yes. Yay. Bravo. Nice. 50 puan aldık. Şimdi. Diğerini de buldun mu? Söylüyorum. Söyle. Cazibe dedi. Evet, erkekler... Cazibeye meraklı mıdır değil mi? Cazibeye. Mart ismi diyoruz. Evet. Bir tanesi dedik mi olsun. Güzel 50 puanı aldık. Tahmini C ne olabilir? Olan var mısın? C ile ilgili tahmini olan var mı? Cumartesi. 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 Cami ya da cumartesi Cana değil galiba. Açalım açalım. Cinsellik. Aslında cazibeden aklımıza gelebilirdi bak o da. Bir 50 puan aldık sizden. Mutlu. Ama olsun 250-50 şu an güzel gidiyoruz. Güzel bir başlangıç. Tebrik ediyorum. 250-50 puan oldu. İlk sorumuzda. Şimdi ikinci sorumuz size geliyor. Hazır mısınız? Sorumuz geliyor. Hazırız. Kırmızı takım. Hazırsak sorumuz gelsin. Birlikte iyi giden iki yiyecek nokta noktadır. Cevapları görelim. Süreniz başladı. Köfte patates. Köfte patates. Süper. Oh my god. Kadayıf kaymak. Kadayıf kaymak. Anladım. Geçtim. Aleyna sana balık geçtim. Ekmek. Balık ekmek. Terlik. Ne? Yiyecek. Terlik. Hızlı hızlı. Devam. Kahve. Salla salla salla. Feyle bir şey sallayın. Normal bir şey salla geçsin. Fişek. Kahve fişeği evet. Devam. Kuru fasulye pilav. Kuru fasulye pilav. Bravo. 13 saniye kaldı. Hadi hızlı. Hadi Doğukan. Hızlı. Kaymak, kaymaklı bir şey. Ne? Kaymak. Hızlı abi hızlı. Yet, bal kaymak, yet. Bal kaymak. Bal kaymak çıktı. Güzel, son anda bir bal kaymağı da aldık. Mavi takıma geçti. Cevaplar aldık. Tam 3 tane. Rana. Şimdi siz tüm cevabı tahmin edebilirsiniz. Hepsi tepe tepe. Toplamda 150 puan kazanma şansınız var. Evet. Bir dakika. 150 tamam, puan alabilirsiniz buradan. 4, 3, 2, 1. Kurutulmuş patlıcan. Hazır mısınız Damla? Hazırım. Evet, dinliyorum. Tavuk pilav. Tavuk pilav. Bakalım, doğru. Tahin pekmez. Tahin pekmez. Aa. Doğru. Köfte pilav. Köfte pilav. Evet, evet. Değildi, değilmiş. Ama olsun 100 puan kazandınız. 350 puan, 250 puan oldu. Yine güzel, yine güzel ama... Tahmini olan var mı? KP için. Ne olabilir o ya? İkili. O ne gerçekten? Ne olabilir? Kıymalı pide. Oo. Ama yayın. Karpuz pide. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Arkadaşlar yani çok iyi gidiyorsa şunu unutmayın. Eğer hepsini full bilirseniz bonus 10 katı puan kazanıyorsunuz. O yüzden böyle yakın yerlerdeyiz ama
Böyle hepsini bilmeye de oynayalım. Şu an size geçti sıra. Evet, ve yine bakalım. Hepsini cevaplarsanız toplamda 500 puan bonus kazanma şansınız var. Bayağı iyi bir puan. Hazırsanız sorumuzu görelim efendim. Evet. Görelim. Her arabada nokta nokta bulunur. Cevabı görelim. Aa işte Doğukan kazandı. Süremiz başladı Damla. Direksiyon. Direksiyon. Doğru. Şanzıman. Şanzıman. Doğru. Far. Far. Doğru. At hadi. Silecek. Silecek. Motor. Motor. Doğru. El şeyiniz. Tekerlek. Tekerlek. Doğru. El freni diyemeyeceğim. Geçti. El freni. Yasin sana geçti. 25 saniye süre. Ne diyeyim? Sence ne diyeyim? Konuşturma, konuşamazsın. Aa, koltuk. Koltuk. Nefise sana geçti. 15 saniye. Araç. Araç. Damla. Ayna. Ayna. Heh. Seda sana geçti. 4, 3, 2, 1. Yok. Yok. Haydi bakalım. 5 cevap. Oh, yine de 250 puan. Yine de 250 puan. Evet, 2 tane kaldı. Bizde. Evet, Özgür. Emniyet kemeri. Emniyet kemeri. Evet. Doğru. Ve akü. Akü. Doğru. Yeah. Doğru. Motordan sonra bunu bilmemiz gerekiyordu. Deminki soru onlara bakıyordu, orada aşçı vardı. Evet. Evet. Doğru. Yani sen demin aşçı olarak hepsini karpuz bilmen peynir, gerekirdi. Karpuz mesela karpuz peynir. Karpuz peynir nereden aklıma gelecek? Aşçıya ne alakası var? Ama yani sen böyle aşçı olarak hızlıca bir şey hazırladığında senin de böyle tercih ettiğin kolay bir şey yok mudur? Var. Ne? Mesela makarna en kolayı. Makarna? Evet. Makarna yine gidip piriyon ama karpuz peynir çat çat. Ya karpuz peynir nereden bulacak kışın karpuz peyniri şimdi? E tamam kışın demiyoruz abi, olduğu zaman karpuz. O zaman yazında bulunur yazsaydı oraya ben karpuz peyniri düşünürdüm. Senin ama... hayatta en sevdiğin ikili nedir yani peki? Benim hayatta en sevdiğim ikili mi? Makarna ile ne mesela? Pilav. Makarna hem ne? Makarna? Tavuk pilav. Tavuk pilav. Sever misin? Benim bilmem. Evet. Evet. Adaya gittiğinde en çok özleyeceğin yemek? Adaya gittiğimde en çok özleyeceğim yemek... Valla ödül verirlerse onu yeriz, vermezlerse yandık. Neyi? Ödülü. Hayır, yemek mi özleyeceksin? Yemek mi? İşte ödül çıkacak ya, onu yiyeceğiz. Ya her şeyi bu kadar en çok özlüyorsun ki her şeyi yiyeceğiz yani. Hayır ama şu yok mudur? Tam adaya gitmeden önce evet. Gideyim de onun hepsinden çok iyi bir şey söyleyeyim mi? Tavuk adaya gittiğinde kuru ekmeği göstersin desin ki ödül kuru ekmek, böyle oluyorsun. Aynen. Wow, kuru evet. Ekmek. Evet. Ama adaya... Oğlum niye anlaşamıyoruz biz seninle? Ne bileyim? Diyorum ki sen şu an her şeyi yiyebilirsin ya. Bak mesela adadayken baklavalar, pizzalar, hamburgerler böyle onu gözümün önünden geçiyor gece geçiyor. Uyumadan önce evet. Ama çok istiyorsun ama evet. Yiyemiyorsun işte. Şimdi adada değilsin, değil, buradasın. Buradayım evet. Adaya gitmeden önce en çok ne yiyorsun gitmeden? Valla ne gelirse onu yiyorsun. Evet. Yok, ya nasıl açlısın sen? Bir şey vardır, bir sostur bilmem nedir, bir şey yok mu? Sen her şeyi yemişsin zaten. Ya bırak hiç oraya mı geldin? Şimdi böyle mi olduk? Valla salarım böceği üstüne ha. Böyle mi olduk şu an? Şaka yapıyorum ya. Aa. Cansın. Sen de cansın. Burada merak ettim ben bir soruyu. Senin abi... Benim abi tatlı. Evet. Özellikle şerbetli, sütlü... Hepsi. Ben orada bir tatlı. Pis bir insanım yani. Tatlının hepsini tatlı seviyorum. Hepsi. Senin halin ne? Ben döner pilav çok severim. Döner. Ay evet. Çok güzel. Ben de adaya gitsem dönere bir abanırım. Değil mi? Patates ve tavuk tatlıdan. Çikolata. Ha çikolata. Çok seviyorum çikolata. Valla abi ben çok şimdi güzel. Eti çok özlüyorum orada et, ama çikolatanın yeri başka. Evet, biz, katılıyorum. Şeyde, 2013'te Ümit Karan, ben Cengiz Coşkun, üçümüz bir akşam. Şu an burada bir tane çikolata olsa kaça kadar çıkarız? Cebin dolu. Abi bir tane marketten çikolata, isim vermiyorum. Ne verirsin sen bugün hayatında? Kaç para verirsin? Söyle bir şey. Ben o ada şartlarında... Hadi ada şartlarında tamam. Bu böceği... satarım, üstüne de eklerim 4500 euro. Abi ben bir o sırada 1000 lira veririm. Biz seni geçmişiz abi. Çok biz fazla. Seni geçmişiz. Geçiniz mi? Biz bu yani kur konuşmuştuk. Bugünün parasıyla 3000 TL bir tane çikolataya olsa veririz dedim. Yine 3000 bu hale geldik yani. Terçe parmağımızı vermekten falan. Öyle öyleydik hani. Çok güzelmiş. Siz evet. En çok ne yemek istiyorsunuz? Adada ya da adaya gitmeden en çok ne yiyorsunuz? Ben de şu an yani inanılmaz iştahım açılmış durumda ve şey yani her gün
ve saat başı bir yemek yiyeyim. Ne yiyeyim? Aklıma geleni hani gidelim şurada yemek yiyelim, burada yiyelim. Buranın döneri güzelmiş, oraya gidelim. Burada çorba varmış, çorba içelim. O pozisyondayız ama ben de en çok tatlıyı arıyorum orada. Tatlı. İnanılmaz bir şey çünkü. Orada enerji olarak da tatlıya daha çok ihtiyacımız oluyor herhalde. Ya, yok, tatlı yersen iki kat acıkıyorsun bir saat. Ama evet, tatlıda şey. Şöyle bir şey var. Yani tatlıyı yiyince evet gerçekten tatlı ödülü kazandığında iki saat sonra daha çok acıkıyorsun. O kötü. Evet. Ama sen yine Feda, de tatlı her zaman tatlı. Ben böyle tatlı. Pis şeyleri çok yiyorum ve orada da çok özlüyorum. İşte böyle kokoreç, midye tava böyle ay, ne varsa böyle sakatat falan. Ay sokak lezzetleri. Çok güzel ya, ben de çok severim. Olsun bana ne olursa olsun yani. Biz dün mesela ilk programı çektik kutlayalım diye eve kumpir söyledik bir sürü. O da güzel, o da çok olur. Kumpiri çok seviyorum ben. Kumpir de adaya çok lüks kalıyor ya. Evet. Kumpir, adam şey diyor, bir çikolata verseler ben kumpir içine sosis mi? O olmaz gerçekten. Sende bir de double kumpir var böyle. Kaşarı da double, tereyağı da double, patatesi de double. Hayır, double değil ya. Kumpir istediğinde şey geliyor ya, böyle içine her şeyi dolduruyorlar ya. Ben o kadar istemiyorum aslında. Evet. Onu böyle patatesle karışacak, tamam mı? Ben de bir tane böyle full dolu söylüyorum. Kendi boş patatesli söylüyorum. İçinden istediğim kadar. Kötü. Ben ama hayatta kumpirin kabuğunun yendiğini bir tek sende gördüm. İkisini de kabuğunu da yedim. Bu yedi. Ama nasıl ya? İkisinin kabuğu. Öyle bir şey olur mu ya? Canım. Televizyondayız biz. Ağzını topla. Hayır, yuh derken. Hayır, aşkım o yuh derken. O canım karım. Eve gideceğiz buradan canım. Bunun evi var. Bir de bana hamleyken ilk aşardığım şey yanık patates kabuğu. Gerçekten. Evet. Çok güzel. Onun böyle ama hepsi yenmiyor. Bazısı yumuşak oluyor, böyle patatesi soğuyor böyle. Nasıl? Böyle ezik ezik. Aynen. Böyle katı olacak, ısıracaksın böyle. Evet Mehmet Şef'imiz, sonra sırada ne var? Yemek olur. Ya çok güzel. Kumpir sever misin sen? Çok severim. Bayılırım kumpire. Ha, anlaştınız bak burada. Yok anlaştığımı zannetmiyorum. Kinaye yapıyor şu an. Bayılır mısın gerçekten? Çok seviyorum kumpir. Kumpir geçen gün kumpir istedim eve. Ama boğazım yandı. Güzel yapmamışlardı. He. Aa, evet. Açtım. Boğazım nasıl yanıyor? Eski malzemeyi kullanırsan direkt buradan böyle yakar, bir yanıklık yapar. Al işte. Bu da bir bilgi. Bilgi yarışmasında böyle şeyleri de aşçımızdan da önemli bilgiyi aldık. Bizde değil mi sorusu? Evet şu an sıra sizde. 600'e 350'yiz arkadaşlar. Neyse, daha bizim sorumuz gelmedi. Biz 600'müşüz. Biz 600 mi? Siz 600'sünüz ama siz iki soru yaptınız. Şimdi biz ikinci sorumuzu. Tabii. Ama şu an siz yanlayamazsınız. Bizi araklayabiliriz sizden puan. E bakalım arkadaşlar. Önce bir sorumuz ya. Arak, lütfen herkes seviyesini korusun. Evet hazırsanız sorumuz geliyor. Hazırız. Gelsin bakalım soru. Sokak çalgıcıları nokta nokta çalar. Oh my god. Evet, cevapları görelim. Süremiz başladı. Buyurun. Gitar. Gitar. Var. Saksafon. Saksafon. Bravo. Ork. Ork. Var. Keman. Keman. Hepsini yaparsın. Var. Flüt. Flüt. Var. Davul. Evet. Evet. Aa. İki tane kaldı. Sakin geldi. Darbuka. Darbuka. Bravo Aleyna. Hadi. Son bir tane kilit, kaldı. Kilit, kilit. Söyleyeyim. Bunu da yaparsanız bonus kazanacaksınız. Hadi. Keman. Ah söyledik bile. Kemanı söyledi geçti. Klarnet. Klarnet. Ay, evet. Evet. Klarnet. Bravo. İşte bu. Kaptan. Kırmızı taktım. Hani bir şey söyleyeyim. Hani böyle bizden tamam, puan araklayacaktınız. Ne oldu o dünya? Şu an ancak yetişmişsiniz zaten. 600-700. Hayır. Bu 700 değil, daha bonus puanınız var. Çok iyi. Tamam. Evet. Ah. Ve oh my God, 10 katı bonus puan alıyoruz. 500 daha ekleyelim. Hadi bakalım. Gel. 700-500 daha. 1200 puan oldu. Ah be. Ah be. Damla'ya bak. Bravo. Ama kolaydı bu. Bravo kırmızı takım. Kaptan. Nefis sen oynamıyorum diyor. Kırmızı. Kuvayet bilgi yarışmış. Bizi sinirlendirmeyin. Rehabete kapılmayın. Daha ne sorular gelecek bilmiyoruz. Bir, daha, bir... daha cevapların puanları artacak. Daha bir sürü kazanma şansı var. Şu an daha başlangıç. Bize öyle konuşmuyorsun. Ne güzel. Baştan güzel tesellileri veriyor benim aşkım. Daha diyor çok var diyor. Şey var diyor. Çok daha var oldukça var. Fark açılacak gibi geliyor. Ama sen bana, zaten bu tarafa geçeceksin ya onlar kaybedince. Kaybedersiniz satın. Öyle demiştin. Ama hayır ben takıma güveniyorum. Hiç yok yok çok kolaydı onların. O yüzden. Evet. Aa, şu an hiç modumuzu düşürmüyoruz. Hiç sıfır. Zaten yani çok düşük puanlardı. Bunlar biz devam ediyoruz. Devam devam. İkinci soru yeni sorular. Her cevap 100 puan değerinde. Wow. Bu sebepten bonus 1000 puan değerinde. Yani 1000 puan alırsak elveda diyeceğiz. O yüzden hemen 7 cevabı da cevaplıyoruz. Bonus patlatıyoruz. Hazırsanız efendim. Hazırız. Sorumuzu gelsin, görelim. Çocuklar nokta noktada ebeveynlerinden ayrılırsa kaybolabilirler. Cevapları görelim.
Süremiz başladı. Park. Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi, AVM, evet. Sokak. Sokak. Hastane. Hastane. Ne diyeyim ki? Mahalle. Mahalle. Yani pazar. Pazar. Doğru. 5 saniye. 5, 4, 3. Hastane demişlerdi zaten geç. Hastane. Çok evet. Çok zordu evet. Yine sokak nasıl çıkmaz mesela değil mi? 4 tane bilemedikleri cevaplar. Evet. Onlardan yüzer yüzer alalım arkadaşlar. Özgür sendeyiz, buyur. Luna Park. Luna Park. Müthiş. H kesin. Havaalanı. Havalimanı. Yeah. Doğru. That's good. Market. Market. Evet. Doğru. Şey dedik ya, belki odur. No. Yok, o olmaz. O değil değil mi? Hadi söyleyelim. Sirk. Evet, çocuklarımızı hep sürekli sirke götürürüz. Onda... Başka bir şey. Sirk ama güzel sanırım. Olabilecek bir şeydi. 3 tane aldık. 3 tane. Tam 100 puanı sizden. Puan böyle çalındı. Puan böyle çalındı. Gerçekten çok fazla çalındı. Ama zordu. Zordu gerçekten. Zordu birazcık. Zor ama artık ikinci. Sahil. Çok ucu açık. Hiç gelmedi hakikaten. Yok, mümkün değil. Olabilirmiş ama. Yok, benim de gelmedi. Sahilde, sezonlarda falan kaybolabilir. Şu an 9 puana 1500 puan. Artık size geçti sıra. Arkadaşlar çok iyi ya. Evet, bravo, bir alkış alalım. Ekibimizi güzel yapıyoruz. Dediğimiz gibi puanlar arttığı için birbirini yakalama çok kolaylaşıyor, sıkıntı yok ama tabii şimdi full çekmezsek yine sevgili dostlar. Hazırsak sorumuz... Gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Erkek berberlerinde nokta nokta yapılır. Cevapları görelim. Evet, süremiz başladı. Saç tıraşı. Sakal tıraşı. Cilt bakımı. Kaş alımı. Kaş alımı. Yavaş. Doğru. Saç bakımı. Oo. Makas. Makas. Geç. Maske. Maske. Evet. Manikür. Neler yapılır? Saç. Gelmedi aklıma. Bir. Tamam. Mavi takıma geçti. Tamam. 3 tane cevabı şimdi sizden çalabiliriz. Cevap veriyorum. Evet, bekliyorum. Damat tıraşı. Damat tıraşı. Doğru. Manikür. Manikür. Manikürü demişlerdi. Ve sadece 100 puan alabildiniz bizden. Masaj. Evet, iki masaj. Tane. Masaj da çıkmış. Fikir olan var mı? Masaj doğru olabilir ya. Masaj var mı? Doğru. Vardı. Bir de SB ne acaba ya? Saç bakımı saç demedik mi? Saç boyası mı? Saç boyama olabilir. Saç boyası. Saç boyama. Tamam. Nasıl gelmedi? Doğru ya. Evet, 1900'e 1000 puan olduk. Ama o iki katı neredeyse. Olsun, olsun. Gerçekten ama sorular 100 puan olduğu için şımarmıyoruz. Mavi takımın yeni sorusu geliyor. Yine bonus kazanma şansınız var. Yine cevapların yetisinde cevaplayabilirsiniz. Sorumuz gelsin. Nokta nokta ilişkide kavga sebebidir. Bu üç kız birleşsin, hepsi söylerler. Ben hepsini diyebilirim. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Yalan söylemek. Yalan söylemek. Yalan. Aldatmak. Aldatmak. Tartışmak. Tartışmak. Ne yapmak? İlişkide kavga sebebi. Ay.
Yalan söylemek hani sen söyle bir şey yok. Yaz sen de. Ne olabilir ki bu? İz. Ne bileyim ya, ben hiç öyle şeylerle işim olmaz ki, hiç kavga etmem ben. Yemek yemek. Kıskanmak. Kıskanmak, evet. Evet. Doğru. İlgisizlik. İlgisizlik dedik, doğru. İhanet. İhanet. Ses yükseltmek. Ses yükseltmek. Aa. Aa. 400 puan mavi takıma gidiyor. Şimdi çok şaşıracaksınız. Yok artık. Evet arkadaşlar, hazırsanız. Hazırız. Buyurun Özgür Bey. Cevap veriyorum. Evet. Sosyal medya. Evet. Sosyal medya. Evet, en büyük kavga. Ve en önemlisi eski sevgili. Evet. Eski sevgili. Ahlak. Bravo. Olabilir. Bunu atıyoruz. Evet. Akraba. Akraba. Doğru. Evet. Aynen. Çok iyi. Oo, güzel, güzel. Çok güzel. Özür, sen çok çektin galiba kavgalarından. Yok, çok mutluyum. Eşimi çok seviyorum. Özellikle ailelerini seviyor musun? Ama bir şey diyeceğim. Siz beraber eve gideceksiniz de beni de evde bekleyin. Ama konu oraya hangi kelimeden türedi onu da söyleyelim. Daha K'yi bilmedikleri zaman biz kayınvalide kelimesi geçti. Evet, biz kayınvalidemden. Ya kayınvalidelerden geldi. Bu tablo çok üzücü bir tablo ya. Çok basit gitmiş evet. O zaman ya. Siz çok iyi niyetli kaldınız evet. Özgür'ün yanında. Hayır ama gerçekten şey, ilk akla gelenleri söylediniz, sonra gitgide 2-3 tane zor oluyor. Yani aslında eski sevgili çok zor değil. Eski sevgili tartışması yapılır. Biz çok yaşadık mesela eski sevgili kavgası. Hayır ya, ne çok. Sosyal medyada çok yaşadık. Sosyal biz buradaki her şeyden kavga ettik. Bak, aldatma dışında Allah korusun. Aldatma yaşamadık. Eski sevgili de yaşamadık. Sosyal medyada yaşamıyor. Sen o zaman hafıza kaybı yaşıyorsun gibi. Hafıza kaybı yaşıyor. Eyvah eyvah. Aşkım biz neredeyse yaşadık ya? İlgisizlik. Biz hiç kavga etmeyiz. Biz hiç kavga etmeyiz. Biz hiç problem yaşıyoruz. Yani teletabiyiz. Biz mükemmel bir ilişki yaşıyoruz. İlgisizlik desen yok. Ben ilgiliyim. Sen her gün sabahlara kadar FIFA oynayan adam, ilgisizlik nasıl yok? Olur. Aşkım sen de yalan söylüyorsun. Bizim bir şey diyor musun? Yalan söylüyorum ben. Ne var yalancılık? Ne yalan var bende? Sen de eyyam var. Yalan ben değil de. Bende eyyam var. Böyle ufak bir şey alıp sen böyle böyle yaptın. Hiç öyle bir şey yok. Ben eyyam var. Yalan asla yok. Aileler iyi. Anlaşıyoruz ailelerle ilgili. Sıkıntımız yok. Kıskançlık sende çok var. Sende de çok var. Eski sevgili geçtik. Sosyal medya. Sevgiliye geçiyoruz pardon. Eski sevgili konuş. İki çocuklu insan olarak konuşmuyorum eski sevgililerimiz şu an burada. Tamam geçiyorum. Sosyal medya. Evet. Sosyal evet. Medyada sıkıntı yok ya. Evet. Sizin burada en çok kavga ettiğin şey ne oluyor ilişkilerinde Doğukan? Sosyal medya bende oluyor ya. Sosyal medyada ne diye kavga ediyorsun mesela? Allah Allah. Ne yapıyorsun sosyal medyada? Cevap verdim mi, vermedim mi? DM'leri falan mi? Falan filan DM'leri. DM'leri cevap mı? Artık vermiyorum abi. Artık vermiyorum. Şeyimi aldım. Nasibimi aldım, vermiyorum. Cevap vermiyorsun. Tamam, ben herkese veriyorum. Her şey değil. Öyle bir ayrım yoktu. Sana DM atan herkese cevap mı veriyorsun? Abi bir ara öyle bir manyaklığım vardı. Ben ya, de öyle bak, niye biliyor musun? Bak, sebebim de var. Niye? Şimdi 2-3 kişiyi yaptığın zaman bu duyulabiliyor. Hani Doğukan Manço cevap verdi falan filan. Bu sefer bazen mesajlarda şu çıkıyor. Kime verdi, niye verdi? Başladım herkese vermeye. Sen mesela sırf senin cevap verdiklerin birbirine bana cevap verdi diye, der diye herkese cevap mı verdin? Ya mesela takip. Ben takip etmem hiç. İş dışında etmem. Etmeye başladın mı sonra? Yok abi. O kırılmasın, bu kırılmasın. 1-2-3 kaç kişi? Kaç kişi takip ediyorsun? Aynı. Onu da bilmiyorum abi, öyle söyleyeyim. Yani çıkarım. Senin kavgaları neden oluyor Berna genelde? Benim yalanla ilgisizlik birleşik bir şey. Yani şöyle ilk başta çok ilgi duyuyorlar yani. Hayır, sonradan şey mi oluyor? Sonra da böyle düşüyor. Ben ilgi gösterdiğim anda ilgisizliğe geçiyorlar ya. Birden böyle bir ego havalarda falan. Bu sende de var biliyor musun? Bence bütün erkekler böyle. Bir ilgi gösterince evet, kalkıyorsunuz. Evet. Ama şey, siz mi en başta bir performans? Bir kendinize gelin be. Ben yürü. Hayır şöyle bir çoğu zaman. Bir şey söyleyeceğim. İlişkinin en başında insan birini görünce çok heyecanlanıyor. Ama o heyecan niye düşüyor mesela? O heyecan 7 yıl nasıl aynı heyecan? Düşünme, yine görünce heyecan. Hayır, o heyecanı ama böyle... Ama o kadın da düşmüyor işte. O kadın sürekli... Yani ben o kendimi konuşayım. Evet, sizde neden düşmüyor? Çünkü ben seçtiğimi... Kabul etmesene abi. Seçiyorum evet. Yani. Görüyorum diyorum ki wow, bu benim...
En güzel adamın. E tamam da en güzel adamın mesela her gün uyanıyorsun beraber en güzel adamın, en güzel adamın bakıyorsun işte. Tam en güzel adamın o cepte sor onu dönüş. O en güzel adam kalıyor ama. Ona dönüştüreceksiniz ben abi. Ben kendi takımıma sormak istiyorum. Siz ne? En çok Nefise sen neden kavga ediyorsun en çok buradaki bunların sebeplerden? Bunların hepsini yaşamışımdır ama sosyal medyayla. En çok. Sosyal medyada neden sosyal kavga ediyorsun? Sosyal medya yani ben çok takip etme şeylerinden çok şeyim. Yani onu en son kimi takip etmiş böyle sürekli bakarım. Öyle bir hasta. Sayısına bakıyor musun? Bakarım. Bu nasıl bir kıskançlık? Bir de tıkladığınızda son takip ettiği kişi çıkıyor artık. Öyle bir sistem gelmiş. Oradan ha, oradan ona bakıyorsun. Kimle evet. takip etmiş? En son hangi kızı etmiş? Çok mu kıskançsın o zaman sen? Çok kıskancımdır. Bir şey söyleyeyim ben bunu kökünden çözmüştüm. İlk birlikte olduğumuz zaman Eser'in sosyal medyasını ele geçirdim. Takip ettiğin bütün kadınların hepsini unfollow ettim. Wow. Ve evet bunu, öyle birini istiyorum ben. Ve ben bunu ne zaman öğrendim biliyor musun? Hiçbir tane bile kıskançlık. Sadece beni. Yemin ederim vallahi. Bak. Doğru mu ya? Berbu şöyle bir şey yapmış. Hakikaten Instagram'da takip ettiğim bütün arkadaşlarımı da yani herkesi. Engellemiş. Üstüne, ablanı bile engelledim bak. Üstünden ablanı. WhatsApp'ımdan bütün şüpheli olabilecek bütün kadınları engellemiş. Bunu ben nerede öğrendim? Bir gün böyle Hürriyet Pazar'da röportaj veriyor orada. Ben Eser'in bütün hepsini engelledim. Bir baktım beni bir gün ablam aradı. Yani beni niye engelledin diye tamam mı? Ben ablamı dedim ablamı niye engelledin? Onu da mı yanlış karıştırmış? Arada kaynamış oldu. Arada kaynamış. Wow. Instagram'dan annemi engellemiş falan. Wow. Hani arada... Bu nasıl sahip? Çıkıversin diye böyle. Ama böyle herkesi engelleyerek... Ya ben herkese tavsiye etmiyorum bunu ya. Ben bazı de. İlişkiler bunu kaldıramaz. Çok kıskanç duruyor bu arada. Bu ilişkiyi kaldırırım. Yok ben rahat mısın? Ya şöyle, bence böyle iki taraf da özgüvenli olunca... ...hiç öyle sosyal medyada asla ve karışmam. Çünkü güveniyorumdur. Tek sıkıntı bu ben... Bu güveni boşa çıkartan oldu mu hiç? Hayır, olmadı. Ha. Ama böyle yani yakalamadım. Hissetmeye doğru bitti ilişki zaten. Ha, ama yakalamadım kimseyi. Yok şükürler olsun. Bendeki tek sıkıntı, ben biraz ilgi sapığıyım. Yani manyağı değil, sapık. Ne anlamda yani? İlgi sapık göstermemi, ilgi görmemi. Aynen. İlgi çok ilgi lazım yani. Oo. Ne yapacak adam mesela? Ne istiyor yani mesela? Benimle çok ilgilenmesi gerekiyor. Hayır, zaten kadınların standart bir çokluğu var. Sen çok dediğinle mesela her gün çiçek almak mı... Sana gelip böyle sürekli seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum mu diyecek. Yani o hizmetçi değil. Mi? Ama şey, hayır öyle değil ya. Ya da hizmet etme mi? No, evet. Hayır. Öyle değil. Daha böyle şey yani dünyadaki tek kadın gibi hissetmem gerekiyor. Wow, yani öyle hissetmem yani. Gerekiyor. Başka bir kadın olduğunu hissettiğin anda adamdan soyuyor. Aynen. Direkt. Abi sen? Benim en büyük eşimle kavgalarım sosyal medya. Sosyal medya. Ama benimkisi biraz tuhaf. Ben kullanmayı bilmediğim için kızıyor bana. He kullan o yüzden sadece ha. Çok hevesli istekli değilim. Zaten son 10 senedir benim sosyal medyamı da eşim kullandığı için ben... Doğru ya doğrusu bu. Hanımcılık evet. Her zaman kazanır. Ver eşine Instagram'ı. Hanımcılıktan bil. Adam bilmiyormuş kullanmayı ondan. Tamam bilmenize gerek yok. Biz biliriz sizi yerine. Ya niye biliyorsun? Bilmeyin ya. Ya benim sosyal medyamı sen ne kullanırsın ya? Ya gerek yok. Sen ne kullanıp ne yapacaksın onu? Hatta şey oluyor bizde. Özgür sana birisi şunu yazmış cevap ver oluyor. Oraya geldi. O adlı o durum. Sen de amacın en çok hangi sebeplerden kavga ediyorsun? Ben ilgisizlikten. Yoksa diğer türlü sosyal medyada yani çok fazla yani o kimi takip etmiş ne yapmış demiş, çok onlarla uğraşmayı sevmiyorum böyle. Çünkü beni aşağı çekecek olan herhangi bir şeyde ben yokum. Sadece ilgi isterim. Beni yani ilgili olsun, mutlu etsin. Benim için okey. Bütün kadınlar böyle. Evet. Ne ilgiymiş arkadaş ya. Sen Seda? Valla oradaki sebeplerin hiçbiri bizde yok. Gerçekten. Ya 21 yıllık evlilikten maşallah. Dolayı olabilir. Bizde tek sebep dağınıklık ve rahatlık. Bizde de öyle. Evde üç erkek aşırı yani. Rahatlar ve aşırı ya, dağınıklar. Ya aynı ya. Aşkım bir şey söyleyeyim. Bütün acaba. Kötü şeylere bizde de aynısı diyorsun. Böyle bir şey olamaz. Sen ama bazı gerçekten... şeylerde iyi oluyor olmam lazım. Ama dağınıklık ve rahatlık yok mu sende? O var onu kabul ediyorum. O üç erkekle evi dağıtmıyor musunuz? Tamam mı? Evet. Tamam aynı işte yalan mı söylüyorum? Ama hepsi ilgisizliğe evet diyorsun, yalana diyorsun, ona diyorsun. Çok ilgisiz değilsin, orta seviye ilgisiz. Orta. Ömrümü verdim, orta alabildim, anladın mı? Böyle bir şey işte bu ya. Evet. Dördüncü soru, kırmızı takımın sırası. Evet. Hadi bakalım. Evet, şimdi 1400'e 2200 puanınız ve şimdi bizim sorumuz geliyor. Evet. Bu soruyu bilince bu turu bitireceğiz arkadaşlar. Güzel bir fark atalım, keyfimiz aynen. Yerinde, evet. Her şey yolunda. Gelsin bakalım sorumuz. Yeni yıla girerken nokta nokta olmazsa olmazdır. Evet. Cevapları alalım. Süre başladı. Tombala. Tombala. Kırmızı don. Kırmızı don. Doğru. Aa, yani. ver. Bir şey söyle. Şey. Bir şey söyle. Hasta.
Hasta, yeni yıla girerken olmazsa olmaz. Alena. Evet, hediye. Hediye. Doğru. Çam ağacı. Çam ağacı. Bravo. Doğru. Hırka. Hırka. Berna. Şu şu hava fişek mi onun adı? Hava fişek. Çabuk gelsin söyle dediğim bu muydu ben? Evet doğru. Ay, gerisini salladım devam et. Doğru. Ne? Gerisini salladım bulamadım. Salladın. Geç. Salladın. 10 saniye. Pas. 4. Evet. Geç. Ya gelmez zaten siz de bulamadınız. Pijamadan. Evet. Mavi takıma geçti. Mavi takıma. Peki cevabı tahmin etme hakkınız var. Sen birinciyle başladın. Hindi. Hazır. Hindi. Aklımdaydı ya. Hindi doğru. Yeni yıla girerken nokta nokta olmazsa olmazdır. Alttakini söyle. Parti balonu dedik. Parti balonu. Bu da işte. Evet. Bir tane alabildiniz. Neydi bu? Yes. Neydi bu? Ya parti balonu. Evet. Ne var mı tahmin eden? Bir şey soracağım. Kırmızı don ne ya? Ben... Kırmızı don klişedir ya. Klişedir. Kırmızı don şakası. Uğur getirir. Okay. Biz hep hepimiz kırmızı don yiyoruz sen değil mi? Gerçekten. Yango, yango bileti. Bravo. Bilmemen gerekiyor. Yango bileti. Tamam ama gerçekten aklıma. GS ne acaba? GS? Geri sayım. Geri sayım. Aynen. Evet. İki turu da bitirdik. Puan durumumuz kırmızı takım 2600 puanda. Mavi takım 1500 puanda. Bravo takım. İşte bu. Hiçbir şey bitmedi daha. Sırada üçüncü turumuz diz beni turu var. Ve diz beni turunda yine mavi takımla başlıyoruz. Şu anda her cevap artık 150 puan. Ve eğer hepsini cevaplarsanız toplamda 1500 puan kazanma şansınız wow. var. Güzel. Öne geçebilirsiniz. Öne geçme şansınız var. Eşitleme şansınız var. Bütün hırsınızla oynamanız lazım. Hırsına da birazcık motive olun lütfen. Tamam. Yüksek olun. Mavi takım kazanabiliriz. Yükseliz evet kazanabiliriz. Biz... Sakin olamıyorum kazanmamız sakin lazım. Ol, bir tane. Sakin olur, olamıyorum. Olur, çabuk olur, yenilmeniz olur. Lazım. Şu an yarışmacılarımızın gözlerine gözlük takacağız ve önlerini göremeyecekler. Önlerinde de harfler olacak. Sorumuzu soruyoruz. Sorumuzu Eser ya da ben okuduktan sonra cevabın baş harfini söylüyoruz. Cevabın baş harfini söyledikten sonra yarışmacılar harflere dokunuyor. Hangi cevap olduğunu tahmin ediyor ve ona göre diziliyorlar. Gözlükleri takalım arkadaşlar. İlk mavi takımla başlayacağız. Evet. Yasin'cim gözlüğünü çıkarmak zorunda kaldın. İnşallah tadın kaçmamıştır. Ayy. Yok yok çok iyiyim şu anda. Çok iyisin. Gerçekten. Evet, ilk sorumuz gelsin bakalım. Yaz aylarında girilir. Baş harfi D. Deniz. Doğru. D bende. Z bende. Ben. Ne bende? Ne bende? Ne bende? Ne bende? Ne bende? Ne bende? Ne kaldı? D ne o? D'yi verdi. Ne bende? Ne? D. D nerede? Z. Deniz. D bende. D. D ben burada. O zaman sen de... Ne ne? İyi bu, iyi ne bu, iyi, iyi. Al şunu neyi bana ver. Evet, iyi ben. Şimdi kaldırın bakalım. Z bende. Z'yi doğru tut. Nefise. Evet. Diğer. Evet, doğru. Başardım. Deniz. Can... 31 saniyeniz kaldı. Yeni harfler geliyor. Oo. Evet, hazırsanız. Geliyor sorunuz. Makyaj silerken nokta nokta kullanılır. Pamuk. Baş doğru. harfi P. Pamuk. Pamuk tamam. doğru cevap. A bende. K bende. K. Pamuk. Nefes. Bu bende. Bu bendeymiş. Ne sanıyorum? M'yi bana verin. Bu M mi bana ver? Bu B. K bende olması lazım. Al al. Hayır. Baş harfi, baş harfi Berfu'da. Tamam. Seda. Evet, bende A var. Al Seda versene. M olacak. M, M, M. Evet, doğru cevap. Doğru. Pamuk. Evet. Seda, 15 saniye yedin ya. 15 saniye yedin. Benim doğru şeyi verdiler sandım. Üçüncü sorumuz geliyor. Tamam. Yediğinizde acı veren bir yiyecektir. Baş harfi B. Biber. Doğru. Biber doğru cevap. İyi ver. Bu ne? B nerede? B. Tamam doğru kaldır. Biber doğru cevap. Doğru. 4 saniyeniz kaldı. Bir tane daha bilebiliriz. Tam 4 saniyeniz kaldı. Bakalım sonuncusunu bilecek misiniz? Harfleri değiştirelim hemen. Dördüncü soru. Hem bir ay hem de bir kadın ismidir. Eylül. Baş harfi E. Eylül doğru cevap. Yok hayır. Dur. Sen al sana. Sağdan al. E bende. Al al. Y bende. Yiyor. Evet. Bildik. Yazdığınızda bile süre bitmiş. Süre bitmiş. Aynen. 3 tane bildiniz. Alkışlar mavi takıma gelsin. 3 tane bildiler. 450 puan aldı. Sizi de göreceğiz. Evet şimdi sizi de göreceğiz. Hadi bakayım.
Kırmızı takım için diz beni turu başlıyor. Gözlüklerinizi lütfen hadi takar bakalım. Mısınız arkadaşlar? Hele bir yamuk tutun, nasıl cingar çıkartıyoruz? Başlıyorum. Görüyor hazır mısınız? Dur görüyorum, dur. Nasıl görüyorsun ya? Çünkü takmamış. Şimdi görmüyor. Baş harf hazır mısın? Baş harf. Baş harf hazırım. Tamam. Sorumuz gelsin. Civcivlerin annesi nokta noktadır. Tavuk. Doğru. Süremiz başladı. A bende. U bende. A. T. A. K bende. V bende. V bende. A'yı ver. A. U kim? A. K nerede? K. V bende. V bende. K'yi bana götürün. U. K bekliyorum. A bende. K. Ya A'da bu tarafa gelsin. A. Evet. Al bunu gönder. V bu. Bakıyorum. Doğdurun. Tavuk doğru. Bravo ekip. Kırmızı takımın yeni sorusunu alıyoruz. Nokta nokta kebabıyla meşhurdur. Adana. 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 D bende. A bende. D, A benim. D bende. A bende. A gelsin. Bu D. D. Bu A. Kaldırın. Doğru. Evet. Bravo. Çok iyi. Gençler çok iyiyiz be. Hadi. Çok iyi, 30 saniye var. Motive etme takımını. Dur. Neden etmiyorum canım, ederim 3. Sen baş harfini bir al bakalım. Siz yine harflerimiz gelsin. Siz kaç tane bilmiştiniz? 2-3 tane bildik. 3. Hadi 2 hadi. Kırmızı takımın 3. sorusunu alalım lütfen. Eskiden pazar günleri nokta nokta yapılırdı. Cevabı görelim. Baş harfi B. Ne yapılırdı? Ne yapılırdı? B. Eskiden ne? Eskiden pazar günleri nokta nokta yapılırdı. Baş harfi banyo B. Mu? Banyo. A bende. E bende ne? Banyo. Ne? O bende. O ver ne? A, tutun. Evet. Ne harfini ters tutuyoruz? Doğru, banyo doğru. Doğru. Son 5 saniyeleri var. Kırmızı takımın yeni sorusunu da görelim lütfen. Kışın Uludağ'a giden biri nokta nokta yapabilir. Kayka. Kaykay. Y burada. K. K. A gelsin. Süre bitti ya. Abi niye veremedin? Şu an yanlış. K. K bende diyorum. K bende. Tamam, A'da bende olmadı. Be. Olmadı. K bana kaka gelemedi. Oldu. Y geldi. Kakay oldu. Bizim oldu. Dördüncü tura geçiyoruz. Şu an kırmızı takım 3050 puanda. Mavi takım 1950 puanda. Ama dördüncü turda her cevap artık 200 puan değerinde. Ve toplamda bonus kazanma şansı tam 2000 puan değerinde. Müthiş bir fırsat. Ben mavi takımın yanına gidiyorum. Yine mavi takım ilk soruyla başlıyor. Evet. Bizde bu oyun. Asla vermek yok. Asla vermek yok. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Tamam. Bu sefer hazırız. Evet. Mavi takımın ilk sorusunu alalım efendim. Yeni yıl sahnesinde en çok para kazanan sanatçı nokta noktadır. Of, ben biliyorum. Cevabı görelim. Evet. Süreniz başladı. Ebru Gündeş. Ebru Gündeş. Doğru. Tarkan. Tarkan. Doğru. Kenan Doğulu. Kenan Doğulu. Doğru. Gülşen. Gülşen. Doğru. Yağız. Yağız. Seda sende. Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe. Doğru. Erkin Koray. Bilemedim. Bülent Ersoy. Allah Bülent Ersoy. Bravo. Yes. Bunu da bilirseniz bonus geliyor. Yağız sende. Aa, düşünün. Aa, bildik sandım. Başka söylemesin. Ali Papuş. Ali Papuş. Aa. Nefise sende. Nefise'yi düşün. En zorunu da bana bırakıyorsunuz ya. Aleyna Paris bilmem ne geç. Ajda Pekkan. Ajda Pekkan. Sonunda. Bunu hatırlamadım. Demiştim değil mi? 2000 puan bonus kazandınız. Ayrıca cevaplandınız. Bu kadar puan da kazandınız. Bayağı önünüz gitti şu an. Bayağı bak 5350 puandasınız. Çok eğlenceli. Ay ne güzel gülüyorsunuz. Deren. Çok gülen çok ağlar. Şey, kazanmak da yakışmadı sana Yasin. Ya kazanacağım bu kadar hiç olmadı sana ya. Sen kaybederken daha tatlıydın. Yok, hayır ne dedim biliyor musun? Bu oyun başlamadan önce arkadaşlarıma döndüm, dedim ki biz bu oyunda bonus yapacağız dedim. Merve'ye de söyledim. Doğru. Evet. Gördün mü? Yaptılar. Evet. Yaptık. Duamı okudum. Allah da duydu. Ondan sonra bum oldu.
Bu mu oldu? Bravo, helal olsun. Ve 5350 puan, mükemmel. Hadi bakalım, bizim görelim. Bizim korktuğumuz hiçbir şey yok arkadaşlar, hazırız. Zaten hep öndeydik. Rekabet severiz abi. Rekabet severiz. İnşallah biz de full çekeceğiz. Gelsin bakalım kırmızı takımın sorusu. Yeni kimlik kartında nokta nokta yazar. Gelsin çok bakalım zor cevaplar. Çok zor bu. Süremiz başladı. TC kimlik no. TC kimlik no. Uyruk. Uyruk. Doğum tarihi. Doğum tarihi. Bir şey söyle de devam etsin. GBT. GBT. Aleyna. Astral seyahat. Astral seyahat yazar şimdi. ana hızlı sayısı. Evet. Anne adı. Evet. Anne adı. Anne adı. Baba adı. Baba adı. Paste, paste. Pas. Olmuyor. Aleykümselam. Devam. Aleykümselam yazar. Aleykümselam. Devam. Gelir şey gider. Anne soyadı. Anne soyadı. Ana soyadı yani. Devam. Ben de mi? Gelme tarihi. Tamam, devam devam. Şey tarihi söyleyeceğim. Geçerlilik tarihi. Geçerlilik tarihi. Bir tane kaldı. Bilemiyorsan salla. Ben buldum, salla. Salla. Aile. Sallamak lazım, ben bunu bilecektim. Bir tane kaldı. Adı soyadı. Bir tane kaldı. Bak bakalım. Bize onu, geçti şu anda. Onu bilecekler mi? Mavi takım hazır mısınız? Hazırız. Evet. Duyalım cevabı. Ad soyad. Ya. Ya. Arkadaşlar geçerlik tarihini bildiniz ya. Aynen. Uyruk bildiniz, ad soyad bilemediniz. İnanamıyorum ya. Liseler katlanacaklardı evet ya. Ay yüreklerim. Bir de sen sonra aklıma geldi dedin. Orada da aile seri no. Aile seri no'ya kadar bildik neredeyse ya. Ad soyad. Biz saçız mı? İnanamıyorum. Şu an 4250 oldunuz. Güzel bildiniz yine. 200 puan olduğu için bir soru. Burası 5500. Bonus kazandılar. Daha sorun değil. Daha iki soru daha gelecek. Şu an yeni kimliklerde artık evli, bekar yazmıyor. Bu biraz tadımı kaçırıyor ki. Seninkinin en başında evli yazması gerekiyor. Yazması gerekiyor, doğru söylüyorsun. Sen çünkü çok uzun bir süre eski kimliğine gezdin ve her yerde bekar yazıyordu. Evet, değiştiremedim. Bekar kimliğimi veriyordum. Çok tadın kaçıyordu. Tadım kaçıyordu. Bekar geziyordu. Aklıma geldi, neyse. Evet. Mavi takım şu an ilk defa önde. Yeni soruya önde başlıyorsunuz. Hadi. Mavi takımın yeni sorusu gelsin lütfen. Hadi, konsantre olun. Kadınlar kuaförde nokta nokta yaptırır. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Manikür. Manikür. Pedikür. Pedikür. Fön. Fön. Saç kesimi. Saç kesimi. Kaş alımı. Kaş alımı. Boya. Boya. Bunu bilirseniz bonus geliyor. Hadi. 40 saniye var. Uydur lütfen. Az bir şey yapalım. Az bir şeyler yapalım. Haydi Seda. A'da. Haydi Seda. A'da. A'da. Konsantreyiz. Bunları biz zaten söylemiştik. Arkadaşlar konsantreyiz. Kadınlar kuaförü, erkekler kuaförü. Halledeceğiz, halledeceğiz. Niyeyse darbuka çıkınca iyiydi. Biraz tadımız kaçtı, evet ama... Unutmayın ki çok gülen çok ağlar. Zaten o yüzden ağlıyormuş. Ya inanılmaz ya. Ama sana kaybetmek çok yakıştı biliyor musun? Hanımınla... Bir saat önce hanımınla dalga geçiyordun. Hani siz alamıyor musunuz? Kazanamıyor musunuz? Hiç utanman yok gerçekten. Vallahi sana kazanmak yakışmıyor. Vallahi olmuyor. Bazısına olmuyor abi kazanmak. Allah Allah. Biz ne güzel kazanırken edepliydik, tatlıydık. Yine şıkkı olduk. Koruduk yani. Biz hemen delirdik. Hemen çirkinleşti. Hemen çirkinleşiriz. İnanılmaz. Neyse, ya, moralleri bitmedi. Bozmuyoruz. Daha bitmedi. Moralleri bozmuyoruz. Şurada ne kalmış? Barba ya. Evet, arkadaşlar. Hiç panik yapmayın. Burada geliyorsun. Şimdi bu turda hepsini fullerseniz 3400 puan kazanıyoruz. Sonra bir tur daha var. Orada falan daha yüksek. Hadi, konsantre olun. Hadi. Hallediyoruz. Hadi. Konsantre olun. Yes. Abi bak, çok detayları biliyorsunuz. Asıl basitleri basit evet düşünün. Tamam. Evet. İlk soru gelsin bakalım. Elektrikli nokta nokta. Ver cevapları. Süremiz başladı. Süpürge. Süpürge. Doğru. Bisiklet. Bisiklet. Doğru.
Elektrikli tekerlek. Tekerlek. Aleyna. Elektrikli araba. Araba. Doğru. Elektrikli defter. Defter. Geç. Elektrikli telefon. Telefon. Elektrikli. Diş fırçası. Diş fırçası. Evet. Müthiş. Devam at. Banyo. Elektrikli banyo. Özgür. Battaniye. Elektrikli battaniye. Geç. At bir şey. Televizyon. Elektrikli televizyon. İki tane kaldı. Elektrikli ısıtıcı. Isıtıcı. Bravo, son kaldı. Elektrikli terlik. Terlik. Elektrikli tuvalet. Tuvalet. Bir şey at, bir şey at. Taban. Taban. Tamam. Elektrikli tencere. Tencere. Elektrikli tarak. Tarak dedi. Tarak. Bir tane kaldı. Çok heyecanlı kaldım. Elektrikli nedir? Söyle. Evet. Bir. Çıkmadı bizden. Hadi evet. Tarak. Elektrikli tarak. Söyledik ya. Neymiş? Neymiş bu gerçekten? Testere. Ne? Ya ben ya, orada okuyacağım işte testere kelimesini. Üst üste valla zor elektrikli kelimeler testere, geliyor. Benim canım sıkılmaya başladı. Söyle çıkınca hemen aklına geliyor mu? Hayır. Tekte de ya. Aklına zor gelir. Testere hayatımda hiç ağzına almamış bir sürü insan var. Ama bir de ben bir yarım diş fırçasını biliyorsan ya da battaniyeden daha önce gelir ben. Ama şimdi bak birçoğu baktığın zaman evde kullanabileceğin herkesin hayatında olan şeyler. Evet. Testere herkesin hayatında olan bir şey değil. Elektrikli arabayı da evde kullanamazsın. Ya o da dışarıda kullanılan bir şey. Abi ama şimdi burada herkese hitap eden bir şey mesela araba. Ama testere değil. Hayır, elektrikli dediğinde ilk aklına gelen bütün Türkiye'ye soruyoruz Gülçin. Aklına gelenler bunlarmış yani. Ya testere imkansız. Testere niye elektrikli testere gelir ya. O testereyi söyleyeni bulacağım. Başka ne gelir ki 7 taneden? Elektrikli testere gelir. Benim gelmesi çıkınca. Gerekirdi de gelmedi. Ki senin gibi. Benim gelmesi gerekirdi. Doğal sevgisi yüksek. Evet, bu turumuzu da bitirdik. Bu turun sonunda puanlarımız 5450'ye 8950 oldu. Şu an mavi takım önde, güzel. Ama dostlar, matematiksel olarak hala şansımız var. Yeni turumuzda alacağınız, hem yapacağınız bonusla, hem karşı taraftan çalacağınız puanlarla yani bir de yani şey olursa, yani belki bir şey olur. Yani, yani ufak da olsa bir şansınız var. Yani, biraz ama daha fazla inan bize. Sen de bize inan. Evet ya. Ben bunu nasıl inanıyor onlara? Çok inanıyorum. Hayır, ben inanıyorum. Sen direkt motive edeceğim takımımı. Hayır. Bir coşturacağım takımımı. Tamam ama sen iki etap oynayacaktık ve puanlar vardı. Ben size çok inanıyorum ama da. Ama hüzün için. Çok zor şu an. Yani, hayır değil. Değil. Yapar. Ya, motive et takımını be. Vallahi içimden gelmiyor. Ezder. Yaparsınız tamam. Aynen. Yaparsınız. Yaparız. Yapacaksınız. Evet. Eğer bak bu kendi sorularınızı bilip bir de geçip orada oynayıp yaparsanız oluyor. Evet, yani... yapacağız. Vallahi bak. Ben Türkçe bilmeyerek olarak ben buna anneciğim, inanıyorum. Ben Türkçe bilmeyerek olarak kazanacağım diyor Berna. Ben motiveyim. Ben motiveyim. Saksı çalışmaya başladı. 95 yılında katıldığım program Güner Ümit'in programıydı. Öyle mi? Bay Turnike Babalar Günü'ydü. İşte bu be. Çok geç kaldık. Kazanacağız. Aklına geliyor artık her şey. Gelecek. Senin tam böyle hafıza çalışmaya başladı program biterken oldu. Yani şu an harika oldu. Biraz geç oldu ama olsun. Evet. Sorun yok. Yeni turumuza geçiyoruz. Yeni turumuzda da şöyle arkadaşlar. Bir ünlümüzü söyleyeceğiz. Bu ünlümüzle ilgili aklınıza gelen ilk 5 şeyi söyleyeceksiniz. Bu kadar. Eyvah. Çok basit. İlk 5 cevabını vereceksiniz. Yine aynı şekilde baş harflerini vereceğiz. Bu sefer her cevap 250 puan değerinde, toplam tam 2500 puan bonus kazanma şansı var. O yüzden gerçekten çok önemli bir etap. Ben yine takımımın yanına geçiyorum. Mavi takım başlıyor. Mavi takımla başlıyoruz aslında. Başlasınlar bakalım. Hadi bakalım. Mavi takımın ünlüsünü alalım lütfen. İlber Ortaylı ile ilgili akla gelen 5 şey. Cevapları görelim. 60 saniyemiz var, süremiz başladı. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Seda sana geçti. Yabancı dil. Yabancı dil. Türk. Türk. Tarih. Tarih. Hiçbir şey söyleyemem. Cuma. Cuma. Cumartesi. Cumartesi. Pazar diyebilirsin Damla. P de var orada. Evet. Diyecektim ne? De bir şey. Evet, evet, deneyeceğiz. Psikoloji. Psikoloji. Ne olabilir? Hoca. Hoca. Yok, hoca yok ki. Ne yapıyor? Sen de Nefise. Cuma. İlber Ortaylı ile ilgili akla gelen 5 şey. Sen de Damla.
Aklıma Özgür'e söylemen lazım. Ya. 3, 2, 1. Kitap diyebilirsin. Evet, ama... dostlar puan çalma şansımız var. Sonra kendi hepsini bilirseniz şu an bak umutlandım. Bak, şu an umutlandım. Şu an zor. Şu an bayağı umutlandım. Sen biliyorsun. Hayır, gerçekten şu üçünü bilirseniz ve sonra kendinizi full çekerseniz siz kazanıyorsunuz. Yo. Çok kritik ama siz yüzlere bakıyorum. 5 saniye toplantı süreniz var. Evet. Ama buraya bakıyorum heyecanım yine düşüyor. Hadi bitiyor süreniz. 3, 2, 1. Bulamadılar. Allah Allah. Evet, alalım. Söylüyorum. Özgür ilk cevabı. Cahil. Cahil, doğru, süpersin. Başka da yok zaten, program. Program. Bittik mi? Rahatsızlığınız var. Neyse. Tahmin etmek isteyen var mı? İki cevap. Celal Şengör. P'yi tahmin annem etmek isteyen var kızacak. Mı? Politika. Olabilir mi? Olur mu? Profesör. Be, nasıl ya, gelmedi? Bak yine basitleri. Söylemeye gerek yok. Neyse, güllüleri geliyor. Sizin önünüz geliyor. Umarım ben bilirim. Hadi canım. Tamam. Sen aşkım programdasın değil mi? Hayır şu an aşkım bir tanem. Şu an şöyle bir şey var. Ne oldu aşkım bir tanem? Şu an soruları gelecek ya yetişebiliyorlar mıya bakıyoruz. Şöyle bir şey olmuş. Eğer hepsini bilip full yaparlarsa. Evet. Aynı puana geliyorlarmış. Oh yeah. Wow. Bu yarışmada ilk defa oluyor eğer hepsini bilirler. Zaten ikinci programım o yüzden olabilir. Neyse aynı olamayacağı için sıkıntı yok. Son sorumuz geliyor. Bu son soru size de işte bir ünlüyü soracağız. Bu soruyu full bilirseniz hepsini... Aynı puana geliyorsunuz. Böyle bir şans yok. Lütfen. Haydi. Ben hazır mısınız? Hadi ayağımıza kadar geldi. Pası hızlı geçin. Ünlüyü veriyoruz. Hiç gelsin hiç. Bakalım. Ben bilemem. Sorumuz. Adile Naşit. Deyince akla gelen cevaplar. Süremiz başladı. Süreli. Bir şey at. Tamam. Milattan önce. Milattan önce. Hababam sınıfı. Hababam sınıfı. Doğru. MFÖ. MFÖ. Tarih. Münir Özkul. Münir Özkul. Evet. Doğru. Halay. Halay. Takunya. Takunya. Gün. Tava. Geçiş. Geçiş. Ne olabilir ki? 20 saniye kaldı. Hadi bir Adile Naşit. Tokat. Tamam atın bir şey buldu. Evet. Gülmek. Gülmek. Doğru. Gün. Televizyon. Televizyon. Hatice Ana. Hatice Ana. 5. At bir şey. 2. Trabzon. Allah kahretmesin. Neyse. Korkun ya. Ya inanamıyorum. Çok zor geliyor. Çok üzüldüm. Takım olarak ben üzüldük. Ben de çok üzüldüm evet, ya. Evet ne olabilir? Turşu. Doğru bence. Turşu. Bir de son anda. Puan aldım ah size ya. Evet. Çok iyiydi. Hep bir tane kaldı Hep ya bizde. Hep bir tane kaldı. Direkten döndü gerçekten. Mavi takımı biz de kırmızı takım olarak güzel yarıştık. Aynı yerinden geldi. Ben tebrik ediyorum karıcığım takımınızı ve sizi. Bunları herhalde halay için mi bıraktınız buraya? Yakıştı mı? Eser buraya doğru söyle Eser. Buraya doğru söyle yakıştı mı? Yakışmadı. Ayıp yani sana. Yani önde olmayı bırak kazanmak hiç yakışmadı. Hiç neden? Senin böceğine ne demeli peki? Tebrik ediyoruz kardeşim. Alkışlar kırmızı takıma gelsin. Tebrikler. Bu güzel yılbaşı gününde bu kadar güzel centilmence yarıştıkları için öndeyken kazanmak çok yakıştığı için inşallah Survivor'a gitmeden önce sizler bize şans getirin. Biz de sizlere şans getirelim. En az hepiniz Birleşme Partisi'ne kadar devam edin inşallah. Tamam. Gitmeden herkesten bir yeni yıl dileği de alalım. Abi ne demek istersin yani, Özgür? Tabii ki hepimiz için, tüm Türkiye için. Yani önce sağlık, mutluluk, huzurla bir arada yaşamak. Hepsi bu yeni yılda bizlerin olsun. Biz de güzel güzel hep beraber bütün bir sene yaşayalım diliyorum. Süper, teşekkür ederiz. Sağlık demişken size de Survivor'da sakatlık olmaları inşallah. Ya. Sağlıklı bir sezon olsun. Aleyna? Ben hala kaybetmenin etkisindeyim. Bir çıkayım şuna. Evet, yeni yılda kaybetmeyin. Yeni yılda kaybetmeyin, kazanalım. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Sağlık, huzur, başarı. Para da olsun. O da olmazsa olmuyor. Olmazsa para da gelsin mümkünse. Berna? Herkes sevdikleriyle birlikte olsun. Ömür boyu
Türkçe çok zor. İnşallah beni herkes anlar orada. Anlıyoruz ya. Hiç öyle bir şey yani anladım. Sevdiklerinizle beraber olun. Kimse yüzmeyin. Daha çok böyle gönül aşağı. Birbirimize beraber olalım her zaman. Burayı tam anlamadık. Ne aşağı? Alçak gönüllü olun. Alçak gönüllü olun. Gönül aşağı. Gönül aşağı. Yeni yılda gönül aşağı. Hepimize gönül aşağı. Evet, alçak gönüllü olduğunuz bir... evet. Ama çok güzel bir temenni bence bu. Alçak gönüllü bir yıl deniyoruz. Evet. Yeniyorduk, yenildik. Yani önüne giderken demek ki dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın yani ne oldum değil ne olacağım bunu da düşünmek lazım. Buradan da söylemek istediğim aslında herkesin güzel dilekleri kabul olsun o ayrı ama Allah hiçbirimizi gördüğümüzden eksik etmesin abi. Mükemmel bağladın. Kardeşim harika bağladın. Ya bunu söylemek istedim. Ay güzel kırmızı takıma geliyor. Bizler mavi takımla finale gidiyoruz. Haydi. Evet, mavi takımla final etabına başlıyoruz. Final etabında 4 sorumuz var. Birinci sorunun 1 cevabı var. İkinci sorunun 2 cevabı var. Üçüncü sorunun 3 cevabı var. Dördüncü sorunun 4 cevabı var. Her cevap 10 bin lira değerinde. Soruların bütün cevapları açıldığında bütün parayı alabiliyorlar. Aynı zamanda 60 bin lira kazandıklarında süper final etabı oynama hakları oluyor. Süper final etabında kazandıkları para ödülünü 2'ye katlayabiliyorlar. Müthiş bir fırsat bu da. Finale hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Tebrik ediyoruz finale kadar geldiğiniz için. Bu güzel yılbaşı gecesinde biz de sizlere bir ödül kazandırıp All Star'a yollamak istiyoruz. Hazırsak ilk sorumuz gelecek. Biri cevaplarken diğeri asla bir ses çıkarmıyor. Aklına gelmeyen sallıyor, diğerine geçiyor. Ve size inanıyoruz. Güveniyoruz. İnşallah takımıma inanıyorum. Kazandırmak da istiyoruz. Ben senin takımın olmasına rağmen ben de çok inanıyorum artık. Bunlar benim de takımım. Toplam tam 200 bin lira kazanma hakkınız var. Hazırsanız, kendinizi hazır hissediyorsanız başlayalım. Soruları sıra sıra alacağım. Evet, hazırız. Tamam. İlk Damla'ya soracağız. İlk sorumuz gelsin lütfen. Yeni yıl yaklaştıkça nokta nokta rengi daha çok görürüz. Cevabı görelim. Kırmızı. Süremiz başladı. Kırmızı. Kırmızı. Doğru cevap. 10 bin lira kazandınız. Bravo. Evet, büyük finalde 10 bin lira kazandınız. Seda senin sorunda. Senin sorunda geldiğinde 2 tane cevap olacak. Evet. Sakin ol. Evet, Seda'nın sorusu gelsin bakalım. Mutfakta nokta nokta olmazsa yemek yapılamaz. Cevapları görelim. Süren başladı. Tencere. Tencere. Doğru. Oklava değildi. Oklava. Ocak. Ocak. Doğru. Evet, iki doğru cevabı bulduk. Şu an 10 bin senden, 20 bin senden 30 bin liranız oldu. Çok şükür. 30 bin liranız oldu. Şimdi Yasin, senin sorunun 3 tane cevabı olacak. Sorun gelecek, arkasından gelsin. Da 3 tane cevabın gelecek. Hazır mısın? Hazırım. Filmlerde zengin kadınların nokta noktaları olur. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Makyaj. Makyaj. Hepsi sana geçti sıra. Kürk. Hazinesi. Hazine. Damla sana geçti. Marka. Marka. Sıra sende 26. Havuz. Havuz. Sen de Yasin. Pas geçebilirsin tamam, soruyu. Tamam geç. Manikür. Manikür. Malikanesi. Havuz. Havuz. Mücevher. Mücevher. Yes. Bir tane daha. H. Ay. Halı. 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 Ya bu neydi ya? Keşke pas. Ay çok mutlu geldim. Bir de hatırlattım. Ne olacak şimdi? 30 bin lira kazandınız. Bu bunu bilseydiniz 60 bin lira olacaktı. H'yi bir açabilir miyiz? H neymiş? Hizmetçi. Oo, bunu kim bilecek ya? Zengin kadının bir de hizmetçisi eksik. Evet. Havuzda vardır yani. Hemen dersin. Hemen dersin. Evet bizden tam 30 bin lira kazandı. Evet. Mavi takım. Mavi takım kapasitesi 30 bin. Olsun tebrik ederiz. Ama mavi takım şu an dünü de topladığınızda 60 bin lira kazanıp Survivor'a gidiyorsunuz güzel aslında. Güzel bir mavi takım gibi. Evet. Güzel bir kazançlı oldu. Evet bu güzel Survivor macerası öncesi bize katıldınız. Bize eşlik ettiğiniz için
Çok 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 teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Alkışlar All Star yarışmacılarına gelsin. Ekranları kaçtık. Önce hepsinden bence Yeni Yıl Dileği alalım. Evet. Evet ama ben de orada belki oraya bağlayacaktım ben de belki de. Yo yo sen bay bay yapacaksın. Bay 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 yapmayacaktım. Evet tamam. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni yıl dileklerinizi alalım. Damla, yeni yılda ilgili neler söylemek istersiniz? Yeni yılda umut ediyorum ki dünyada barış olsun. Ve sevginin yeşerdiği, sağlıklı, nice güzel yıllar olsun herkes için. Ve size de bol şans getirsin bu program inşallah. Teşekkür ederim. Vallahi bizler için, gidenler için güzel bir giriş olsun. Sağlıklı, kazasız belasız bir giriş olsun. Kalanlarımız için de bol sağlık ve ülkemizde her şey çok güzel olduğu, bir anda her şeyin dört dörtlük olduğu bir yıl olsun. İnşallah. Ben özellikle savaşların bittiği ve barışın geldiği bir yıl olmasını diliyorum. Ondan sonra yeni yılda mutlu olsunlar herkes. Evlerinde çoluğuyla çocuğuyla olanlar sağa sola kaçamak yapmasın, evde otursunlar. Ondan sonra teyzeler de çekirdeklerini çitlesin. Survivor'ını izlesinler. Umarım da her şey güzel olur. Nefise sen neler söylemek istersin? Yeni yıl bize sağlık, mutluluk, barış ve bol başarı getirsin diyorum. Bir de bol bol para getirsin. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Evet, yeni yılınız kutlu olsun sevgili dostlar. Bizler de yeni yılda Cevap Ver Türkiye ile inşallah hep karşınızda olacağız. Bol bol izlenmelerimiz olsun. Tabii ki sağlıklı, mutlu, huzurlu, paranız da olsun yanınızda diyoruz. Birazdan pası da O Ses Türkiye yılbaşı programına atacağız. Ve programı benim biricik güzel karımla kapatmak isteriz. Ne demek istersin sevgili karıcığım? Herkese çok güzel bir yeni yıl diliyorum. 2024 umarım hepimiz için çok başarılı, çok sağlıklı, huzur dolu bir sene olsun. O Ses Türkiye geliyor bizden sonra. Çok güzel bir program oldu o da. O Ses Türkiye'yi izlerken iyi seyirler diliyorum. Cevap Ver Türkiye burada sona erdi. Görüşmek üzere, iyi seneler. İyi seneler.